Çocuğumun yaptıklarına sabırlı olamıyorum. Çok zorlanıyorum. Öfkelendiğimiz anlarda kendimizi dizginlemeyi nasıl başarabiliriz? Bu dönemde çocuk ihmal ediliyor. Anne dönüyor ne var ne var diyor. Git biraz da babana diyor. Baba gel şu çocuğu başımdan al diyor. Çocuk oradan oraya atılıyor, buradan buraya atılıyor. Mutlaka depresyon yaşatan bir tane bilimsel veri var. Çocuğun 3 yaşından önce anneden ayrı kalması. Bu çocuk depresyondan kurtulamaz yani. Ama gelsin bakalım çocuk 15 yaşına, kalk de bakayım. Kalkmıyorum. Sana ne? Sen git ders çalış. Git boş yapma diyor ya. Allah aşkına ya. İşine bak diyor ya. Hadi bakalım nasıl baş edeceksin şimdi? <laughs> Muhafazakar ailelerin en büyük dramı da budur. Çocuğumu zorla dindar edeyim derken çocuklara dinden ediyorlar. <laughs> Doğru, yanlış. Çocuğum ne istiyorsa alacağım. Doyumsuz bir çocuk modeli ortaya çıkar. Madde kullanan yetişkinlerin çoğunun geçmişinde bu vardır. Bizim oğlan böyle yapmaz hocam diyor. Asla ben kefilim böyle bir şey yapmaz diyor. Ama sokakta yapmış. 10 tane şahidi var. Evin içinde başka, evin dışında başka görülmeler vardır. Ferhat abi Sözler Köşkü'ne hoş geldin. Bugün de seninle çocuklarla alakalı bir video yapmak istedik. Sorularıma başlamadan önce mutlaka takipçilerimiz merak ediyordur. Senin çocukların var mı ve onlara nasıl bir eğitim verdin? öncelikle hoş bulduk İskender Bey. Teşekkür ediyorum. Evet çocuk var. 19 yaşında ve 22 yaşında iki tane çocuk var. Şimdi bir kere neden çocuk eğitimi? Çünkü biz onlardan önce bu yer küresine geldik. Askere önceden giden sonradakine yardımcı olur. Bizim eğitim dediğimiz şey aslında özü itibarıyla bu. Yaptığımız şey ne? Bu yer küresi ne anlam ifade ediyor? İçindeki eşyalar ne anlam ifade ediyor? İnsanlar niçin bu yer küresinde var? Onlarla iletişim nasıl sağlanır? Varsa değerlerimiz, kurallarımız, kaydelerimiz trafik işaretleri gibi onları onlara anlatmaktır. Israrlı bir cümle ifade etmek istiyorum. Çocuklarımız bizimle dünyaya geliyorlar ama bizim değiller. Bu ölçüyü kaçırmamak lazım. Bu eğitim nasıl olacak? Bu eğitim uygulamalı ve pratik olacak. Araba kullanmak gibidir. Teorik tarafıyla beraber pratik tarafı da var. Yani hayatın insanlarla olan ilişkimizin, iletişimimizin temsil edilerek, yaşanılarak çocuklara gösterilmesi gerekiyor. Bunun için de 15 senelik bir süremiz var. Şimdi eğitim kelimesi çok kişiye göre eğmekten geliyor. Eğmek bir şeye dışarıdan müdahale ederek şekil vermek demektir. Eğmek kelimesi bizim kültürümüze gitmez. Çünkü bizim kültürümüze göre çocuk mükemmel yaratılmış. Eğilecek, düzeltilecek bir tarafı yoktur. Peki bizdeki tanım nasıl olur? Bizdeki tanım şu olur. Var olan potansiyelin gelişmesi, açığa çıkması için zemin ve ortam hazırlamaktır. Çocuğa doğrudan doğruya müdahale değil, çocuğa iklim oluşturmaktır tamamen. Biz her meyveye uygun bir müdahalede bulunmuyoruz. Herkes iklimini oluşturur, gübresine verir, suyunu verir, o kendisi olmaya başlar. Kısacası eğitim anne babanın çocuğuna yaşayarak model oluşturmasıdır. Bunun üzerine soruları inşa edebiliriz. Abi çok güzel söyledin. Yalnız atalarımız ağaç yaşken eğilir diye bir atasözünden bahsediyor. Potansiyeline bırakmak lazım diyorsun ama atalarımız da diyor ki ağaç yaşken eğilir. Şimdi atalarımız o kadar doğru söylemiş ki bu kadar güzel olabilir. Ağaç yaşken eğilir. O zaman biz ağaçları yaşken gidip eğiyor muyuz? Herkes gitsin ağaç eğsin mi? Ağaçların eğik olması mı doğrudur? Dik çıkması mı doğru? Ağaçların dik çıkması doğru. Atalarımız gidin bütün ağaçların eğimi demek istiyorum oraya. Atalarımız şunu söylemiş. Ağaç yaşken kolay Ay eğiliyor, dikkat edin. Eğmemek için dikkatli davranın demişler. Yanlış örnek olmayın. Çocukları eğersiniz. Doğru rehberlik yapın. Dimdik çıkacak çocuğu eğmeyin demişler. Yoksa çocukları eğin demek değildir yani. Eğmek ifadesi dışarıdan bir şeye müdahale edilerek yapılır. Bu daha çok cansızlara yapılır. İşte şu koltuk mesela. Kesilmiştir, biçilmiştir, eğilmiştir, doğranmıştır, getirip buraya konmuştur. Şu koltuğu buraya bırakın. Burada kal deyin. Aylarca burada kalır. Ama biraz düzeni bozulsa kendisi düşünemez ki ben tekrar eski yerime geçeyim. Şu efendi dedi Çocuklar var ya, bağırıp çağırıp aşağıladığımız böyle yerine kuzu kuzu oturan çocuklar var ya. Eğittim adam ettim dediğimiz çocukların durumu bu olur. Yarında elinde kalır o. Oğlum onu kaldırsana orada düşünemiyor musun demeye başlarsınız. Canlılık seviyesi artmaya başlarsa siz müdahale ettikçe bozarsınız. Bu yumurtanın içinde kuş var. Çıkarın içinde bakalım nasıl çıkaracaksın? Kır bakayım yumurtanın kabuğunu. Civcivin yumurtadan çıkabilmesi için kabuğunun kırılması şart. Eğer içeriden kırarsa hayatının başlangıcıdır. Dışarıdan kırarsanız hayatının sonu olur. Çünkü yumurtanın programı içeride belli. Yaratıcı programlamış. Senin şekil vermene gerek bırakmamış. Ona bir hedef koymuş. Hedef için bir enerji koymuş. Sen yeter ki zemini oluştur. O zaten hedefe doğru yürüyecektir. Yumurta tavuk olmak için sabırsızlanıyor zaten. İçindeki potansiyel onu diyor. Açığa çıkmak istiyor. Şefkati ver, sıcaklığı ver. Ortaya çıkacaktır bu. Çocuğun duyguları yumurtanın kabuğundan daha hassastır. Zorla adam etmeye kalkıştığınızda adamlığını elinden alırsınız. Ve bana göre bugün muhafazakar ailelerin en büyük dramı da budur. Çocuğumu zorla dindar edeyim derken çocuklara dinden ediyorlar. Çünkü zorlamayla olmaz. Sen ortamı oluştur, rehberini doğru yap, çocukta istediğin şeyi yaşa, çocukla aranda güven bağı oluştur. O arkanda adım adım zaten gelecektir. Çocuk eğitimi kaç yaşında başlar abi? Bunun bir yaşı yok ama şöyle söyleyeyim. Benim eğitimim benim annemin çocukluk eğitimiyle başlar. Annemin kendisinin doğumu, beni doğurması değil. Sağlıksız bir annenin çocuğu olursam eğer ben duygularını yönetemeyen, öfkesini yönetemeyen bir annenin çocuğu olursam, psikolojik sorunları olan bir annenin çocuğu olursam benim çocukluğuma zarar verecek. Bakın benden önce başlıyor aslında. Sizin sorduğunuz soruya net bir cevap vermek gerekirse anne karnında hamileyken başlar. Çünkü annenin his ettiği her şeyi çocuk hissediyor. Çocuk depresif olarak doğabiliyor İskender Bey. Eğer anne depresif bir dönemi yaşadıysa 2-3-4 yaşındaki çocuklarda alabildiğine içine kapanık, alabildiğine korkak, alabildiğine çekingen ve sürekli anne babasını memnun etmek üzere davranışlarını ortaya koyan çocukların bu davranışından anlayabilirsiniz. Çünkü genel itibariyle çocuk hareketli olur. Genel itibarıyla çocuk meraklı olur. Genel itibariyle çocuk içinden geldiği gibi hareket eder. Sağa sola Bakıp sağın solun durumuna göre hareket etmez. Ama depresif çocuklar ürkek oldukları, kaygı yaşadıkları için pedagojide biz buna ürküntü diyoruz hatta. Ürküntü yaşadıkları için bu çocuklar kendi duygularını değil de anne baba etrafındaki otoritenin duygularını esas alır. Kendi duygularını yaşayamaz. Dolayısıyla da kendisi olamaz. Bir başkası olur. Yapay bir çocuk olmaya başlar. Kaç yaşında başlar meselesini anladım. Hani hamilelikte Hani nasıl olmalı? Bir yaşındaki çocuk ne anlayabilir? 3 yaşındaki, iki yaşındaki çocuk ne anlayabilir? Veyahut anne karnındaki çocuğa ne verilebilir? Benim avazım çıktığı kadar bağırmak istediğim bir konudur bu. Özellikle erkekler. Çocuğunuzu seviyorsanız ki her baba çocuğunu sever. Önce eşinize değer verin. Eşinizi önemse önemseyin. Çünkü sizin çocuğunuzun duygusal inşası tamamen anneye bağlıdır. Örnek vereyim. Evlisiniz siz de. Eşinizin hamile olduğu dönemi düşünün. Ve siz muz yiyorsunuz. Elinize muz var. Anne karnındaki çocuğum da yeseydi diye içinizden geçerse. Çocuğunuza yedirebilirsiniz aslında. Muzu anneye yedir. Anneden çocuğa geçer. Aynen böyle de çocuğun duygu mekanizmasının inşası anneden gelen şefkat enerjisiyle oluyor. Annesinden süt alıp sevgi alamayan bir çocuğun fiziksel gelişimi olur ama duygusal gelişimi zayıf kalır. O yüzden süt emmek var ya süt emzirme olayı sadece sütü emzirme değildir. Anneler çok iyi bilir. Kucağında çocuğu emzirir. Çocuk ikide bir ağzını çıkarır. Hmm çıkarır, anneye bakar. Çıkarır, anneye bakar. Anne ilgisizse, anne kaygılıysa çocuk emmeyi bırakıyor. Ve yapılan bilimsel çalışmalardan bir örnek vereyim. Bir çocuk doğduğunda kendisine iki tane soru soruyor. Ben güvenle miyim? İlk soru bu. Karşı taraf beni önemsiyor mu? Çocuğa kaygı yaşatılmayacak. Bunun için bir öncelikle mutlu bir anne, gütebesim bir anne. Ve iki yaş, üç yaş, 4 yaş bütün bu de çocuk kural bilmez, çocuk sınır bilmez. Çocuğun duygusal gelişimini sağlamak gerekiyor bu süreçte. Çocuk eğitimi çocuğa kural koymak değildir. Çocuğa ders çalışmayı öğretmek değildir. Çocuk eğitiminin özü çocuğun duygularını sağlıklı bir şekilde yönetmesini sağlayabilmektir. Bugün 60 yaşındaki adam Öfkesini yönetemiyor. Çevresine sağa sola şiddet gösterebiliyor. Bu adamın sorunu duygularını yönetememektir. Çocuğun duygusal gelişimi de anne-baba arasındaki duygusal yakınlıkla olur. Eğer evde anne-baba arasında sevgi bağ kurulmuşsa, güven bağ kurulmuşsa, çocuk o sevgi atmosferinde, güven atmosferinde dengeli bir şekilde duygularını da yönetmeye başlar. Tamam hocam, duyguların yönetti ne oldu? İşte bütün davranışlarımızın kaynağı duygulardır hareketlerini, davranışlarını yönetemeyen kişiler, duygularını söz geçiremeyen kişilerdir. Eğer çocuk duygularına hakimiyeti sağladıysa 4 yaşından sonra davranış eğitimi başlar duygusunu yöneten çocuk davranışlarını da yönetmeye başlar. Aslında davranış eğitimi 4 yaşından sonra başlar diyorum ama temelde 7 yaştır. Deliliniz ne diyeceksiniz? Modern pedagoji aynı şeyi söyler. Hazreti Peygamber de aynı şeyi söylemiştir. 7 yaşındaki çocuklarınızı namaza başlatın diyor. 10 yaşına kadar da bir süre veriyor. Ne demek 7 yaş? Çocuk ancak davranışlarını o zaman yönetmeye başlar. Peki o zamana kadar yapılması gereken çocukların duygusal gelişimini sağlamak sevgi atmosferinde, şefkat atmosferinde çocuk kendini güvende hissettiği sürece, kendini değerli hissettiği sürece, ben olduğum gibi kabul ediliyor muyum bulunduğu ortamda bunu hissettiği sürece çocuk duygusal gelişimini tamamlamış olur. Eğer anne baba sürekli kavga ediyorsa bu çocukta kaygı başlar. Duygu inşaatı daha tamamlanmamış bir çocuğun duygu mekanizmasını bozarsınız yani. Kaşını çatıyorsa, çocuğu dövüyorsa, odaya kapatıyorsa, çocuğun isteklerin önüne fren koyuyorsa durmadan, her isteğinin önüne. Hocam her şeyine evet mi diyeceğiz? Ben 4 yaşındaki çocuktan bahsediyorum. Bu çocuk ne isteyebilir ki? Dolabın çekmecesine ulaşmak istiyor. Bütün bunlar çocuğun merak duygularından kaynaklı fıtri doğal isteklerdir. Bu çocuğun önünü açmazsanız çocukta kaygı olur. Çünkü çocuk ne kadar eşyaya dokunsa, çocuk ne kadar eşyaya hakimiyet kursa özgüven o kadar oluşur. Siz Çin'e gittiniz, Çin'i 3 ay, 5 ay dolaştınız, her tarafı kavradınız, rahatlarsınız. Ama Çin'desiniz fakat odadan seni çıkartmıyorlar bir türlü. Kapat atmışlar seni odaya burada dur. Siz her dışarı çıktığınızda kaygı yaşarsınız. O yüzden bu dönemde 0-4 yaş döneminde çocuğun kendini güvende hissetmesi lazım. Bunun için anne baba ne yapması lazım? Bir şey yapmasına gerek yok. Sağlıklı ilişki kursunlar kendi aralarında. Kavga olmayacak, bağırtı olmayacak, çocuk aşağılanmayacak, azarlanmayacak, dövülmeyecek. Çocukla muhatabiyet kurulacak. Zaten çocuk ısrarla gelip baba 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 deyip ilgi istiyor. Anne 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 deyip ilgi istiyor. Siz çocuğunuzun gözünün içine bakarak onunla vakit geçirdiğinde çocuk kendini değer hissettiğinde çocuğun duygu mekanizması zarara uğramıyor İskender Bey. Feryat ettim burası. Bu dönemde çocuk ihmal ediliyor. istismar ediliyor. Kale alınmıyor. Önemsemiyor. Anne dönüyor ne var ne var diyor. Git biraz da babana diyor. Baba gel şu çocuğu başımdan al diyor. Çocuk oradan oraya atılıyor. Buradan buraya atılıyor. Değersizleştiriliyor bu çocuk. Çocuk kendini değersiz hissediyor. Kötü hissetmeye başlıyor. Oysaki çocuk ilgi istiyor. O dönem itibarıyla. Eğer çocuğun gözlerinin içine bakarak, değer vererek konuşursanız çocuk kendini değerli hisseder. Çocuğa nasıl muamele ederseniz çocuk kendini öyle hissetmeye başlar. Kavganın, şiddetin, hiddetin olduğu bir arada çocuğun duygu mekanizması zarara uğramaya başlar. Orada özel bir şey yapmanıza gerek yok. Evinizde bir misafir olduğunda nasıl ilgileniyorsanız çocuğunuza öyle ilgileneceksiniz. Oğlan üstü bir şey yapmanıza gerek yok. Çocuğun sadece sevgi ihtiyacı var. Kendini güvenli hissedecek ve olduğu gibi kabul edilecek psikoloji biliminin kurucusu Wundt'tur. Enteresan bir örneği var. Çocuk çamurun içine girmiş. O da ona bakıyor. Çocuğa bakıyor böyle. Bir arkadaşı oradan geçiyor. Diyor ki Wundt diyor bu çocuğu buradan çıkarmayacak mısın diyor. Cevabı şu. Ben de onu düşünüyorum. Çocuğun oradan çıkması gerektiğini ona nasıl anlatabilirim? Çocuğun kolundan tutup çıkarmıyor. Biz çocukları manuel yönetiyoruz. Oysa ki çocuğun yönetim mekanizması çocuğun içindedir. Vicdan denen bir mekanizma var. Adalet mekanizması var. Duyarlılık mekanizması var. Empati mekanizması var. Bütün bu mekanizma olgunlaştığında o çocuk evde yerde bir çöp gördüğünde gider oradan alır. Babası birinin aleyhinde konuşmaya başladığında der ki baba... Ama baba, anne yani yanlış değil mi? Bu mekanizmaya zarar vermeyin. Gelecekte bu size lazım olur. Yoksa küçük çocuğa gücü yetiyor ya. Kalk lan diyor. Oturma dersine. Çocuk da korkuyor tabii. Gidiyor. Ama gelsin bakalım çocuk 15 yaşına. Kalk de bakayım. Kalkmıyorum. Sana ne? Sen git ders çalış. Sen niye okumadın? Hadi bakalım nasıl baş edeceksin şimdi? Ne oldu? Küçükken yönetebiliyorsunuz. Korkuyordu çocuk çünkü. Şimdi büyüdü kocaman çocuk oldu. Git boş yapma diyor ya. Allah aşkına ya. İşine bak diyor ya. Yönetemezsiniz. Niye? Çünkü çocuğun iç mekanizmasına yatırım yapacağına dışarıdan gütmeye başladınız çocuğu. Ben yanımdaki kişiye şoförlük öğretiyorum ama direksiyona hep ben oturuyorum. Şöyle kullanacağım, böyle kullanacağım, şöyle kullanacağım. Hiç direksiyona onu oturtmuyorum. 20 sene boyunca böyle şoförlük öğretiyorum ben buna. 20 sene sonra ben o arabada indiğimde yolda kalır o çocuk ya. Çocuğa kendi hayatını kendisinin yönetebilmesini öğretmeniz lazım. Ders çalışması gerektiğine çocuğun inanması gerekiyor. Dişini fırçalaması gerektiğine çocuğun kendisinin inanması gerekiyor. İnanıp yapacak. İnandır çocuğu. Sen düzenli bir şekilde sen de kitap oku. Hiç merak etme. Çocuk arkadan geliyor zaten. Ama bir şartımız var. Çocukla aranda sevgi bağı olacak. Bağ olacak. Bağ. Bağ yoksa senin davranışın davranışların çocuğa geçmez. Senin duygusal bağın yoksa senin inanç değerlerin, yaşam değerlerin çocuğa geçmez. Sevgi bağını kur, yaşa. Devamı gelir arkadan. Çocuğu adam edeceğim diye boşu boşuna uğraşma. Adam gibi davran gerisine karışma kısacası. Şöyle bir soru var. Çocuğuma Kur'an'ı ve namazı nasıl sevdirebilirim? Bu konuda yetersiz olduğumu düşünüyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl çocuk yetiştirmiştir? Sünnete uygun nasıl çocuk yetiştirebiliriz? Hazreti Peygamber'den örnek vereceğiz ya. Tam böyle benim dediklerimin altını çizecek. Ben rahatlıyorum böyle olunca. Ya acaba Ferhat Bey bu kendi birikimlerim? Hayır. Benim zaten ifade etmeye çalıştığım şeyler bilimsel veriler. Özellikle ben inançlı bir insanım. İnanç kaynaklarından, Kur'an'dan, hadisten, dini kaynaklardan alıp örtüştürerek paylaşmaya çalışıyorum yani. Hazreti Enes, Enes bin Malik. Peygamberimize 4 yaşında getirip veriliyor. Annesi herkes Medine'ye geldiğinde herkes bir hediye getiriyor Hazreti Peygamber'e. O da fakir hiçbir şey yok Hazreti Enes'i getiriyor bu senin çocuğun olsun diyor yani ve 10 sene boyunca Hazreti Peygamber'in yanında kalıyor ona babalık yapıyor Hazreti Enes diyor ki 10 sene çocukluğum döneminde Hazreti Peygamber bana bir kere dahi yaptığım bir şeye niye yaptın? Yapmadığım bir şeyi de niye yapmadın demedi. Bir kere dahi bana kaşını çatmadı diyor. O zaman nasıl yaşayacağız? Hazreti Enes'e sorsanız canını feda eder Hazreti Peygamber'e. Çünkü Hazreti Peygamber onunla inanılmaz bir sevgi bağ kurdu. Onunla inanılmaz bir güven bağ kurdu. O da sevdiği kişiyi taklit etti. Bu kadar. Annenin de yapması gereken bu. Çocukla arasında önce sevgi bağ olacak. Babasını sevmeyen babasını kıldığı namazı sevmez. Bazen diyorum ki ne olur çocuklarınıza bağırdıktan sonra sakın kalkıp namaz kılmayın. Çocuk size öfkeli. O anda siz namaz kılarken namazınız namaz şekli var ya çocuk nefret eder o namazdan. Çocuğun dini değerleri sevebilmesi için öncelikle anneyi babayı sevmesi lazım. Çünkü insanın fıtratlarına sevdiği kişi taklit etmek vardır. Fenomenler taklit ediliyor. Niye? Seviyor. Sevdiği davranışı taklit ediyor. Hazreti peygamber önce Muhammedül Emin oldu sonra Muhammed'in Resul oldu. Sonra tebliğe başladı. Önce güven verdi. Sonra şunu yapın dedi. Şunu yapmayın dedi. İşte anne baba da aynı şeydir. Çocukla aranızda sevgi ve güven bağı varsa bu adamdan bana zarar gelmez. Bu kadından, bu anneden bana zarar gelmez dediğinde ona sevgiyle bağlandığında annenin, babanın bütün davranışlarını taklit eder. 2 yaşındaki çocuklar namaz kılmıyor mu? 3 yaşında, 4 yaşındaki çocuklar seccadede bizim yanımızda eğilip kalkmıyorlar mı? Böyle devam ediyor zaten. Ne zaman kopuyor? Seninle onun arasındaki bağ kopmaya başladığında güven bağı, duygu bağı, sevgi bağı zarara koptu mu? O kopan bağı götürüp bir başkasına bağlıyor. Kime bağladıysa oradan besleniyor. O namazsızsa namasız oluyor. Çocuğun fiziksel olarak senin evinde olması senin çocuğun ve senin değerlerini yaşıyor anlamına gelmiyor. Çocuğun yüreği kimde? Ona bakacaksın. Kimle duygusal bağ kurduysa çocuk orayı taklit eder. Çocuk bir çeteye bağlanmış ama senin evinde. Senin ekmeğini yer senin evini kullanır ama çetenin dediklerini yapar. Senin dediklerini yapmaz. Sen de oturursun vefasız çocuk dersin. Hafakanlar geçirirsin. Çocuk senden kopmuş kopmuş. Ne olur şu bağ diyor ya bağ bağ. Bak hayvanları bile bir bağla bağlarlar değil mi? Bir bağ vardır yani. Bağ koptu mu biz onlara kopuk diyoruz yani. O bağ koparmayın. Yani çocuk ana dediğinde içinde bir coşku olursun. Babam dediğinde çocuğun gözleri nemlenebilsin. Böyle bir çocuk merak etmeyin. Dalgaların yoğun olduğu böyle bir asırda çocuk dalgalanacaktır. Ama sen elini tutmuşsan o bağ devam ediyorsa hiç hiç merak etme. Eninde sonunda o çocuk gelir sana yani. O yüzden alimin oğlu zalim, zalimin oğlu alim olabiliyor. Baba zalimse, eğer çocuk da onunla güven bağı, duygusal bağı yoksa çocuk zalim olmaz. Eğer güven ve duygu bağı varsa o çocuk da zalim olur. Veya baba alim, onunla çocuk arasında güven ve duygu bağı yoksa çocuk alim olmaz. Başka bir şey olur yani. Ama güven bağı varsa çocuk da alim olur. Bir diğer soru, çocuğumun yaptıklarına sabırlı olamıyorum. Çok zorlanıyorum. Öfkelendiğimiz anlarda kendimizi dizginlemeyi nasıl başarabiliriz? O problem çocuğun problemi değil. O anne babanın problemi. Duygularını yönetemeyen anne babaya ait bir sorundur. Biz yeryüzüne birileri bizi öfkelendirecek, birileri kıskandıracak, birileri inatlaştıracak, birileri bizi tahrik edecek diye geldik. Öyle sınanacağız yani. Yani çocuk elbette yeri geldiğinde, çocuk değil sadece komşunuz da yeri geldiğinde, çalışanınız da yeri geldiğinde, işveren de yeri geldiğinde öfkelendirecek şeyden olacak. O yüzden ayet bize diyor ki öfkenizi yönetin diyor. Öfkenizi kontrol altına almaya başlayın. Anne babanın kendi sorunu var gidip duygularını yönetmek adına ve öfke yönetimi den geçecek. Psikolojik sorunları varsa tedavi görecek yani. Ve böyle bir anne baba çocuğunu da öfkeli yapar. Çünkü çocuk eğitiminde sabırlı olmak şu demek değil. Dişini sıkıyor. Allah'ım ya Rabbi sabır ver bana diyor. Böyle değil. Zaten siz bulaştırıyorsunuz öfkenizi. Bu size ait anneye babaya ait bir sorundur. Kendi aralarında problemleri vardır. Anne baba mutlu değilse gitmez bu iş. Anne baba kendi aralarında rol modeller. Yaşamın örneklerini yaşayarak gösterecekler. Her gün kavga eden bir anne baba çocuğa neyi öğretecek? Nasıl namazdan bahsedecek böyle bir anne baba? Nasıl dinden, dini değerlerden, sabırdan bahsedecek? Değerler soyuttur. Onu somutlaştıracak resmi edecek, hayatında temsil edecek kişilere ihtiyaç var. İşte bu anne babadır. Yani düşünün şu, şu örnekleri çok yaşıyoruz. 8 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki kardeşini dövüyor. Bağırıyor çocuğa ve dövüyor. Baba gidiyor abiye bir tokat patlatıyor. Bağıra bağıra niye kardeşini dövüyorsun diyor. Dövme onu diyor. Bak baba ağzıyla bir şey söylüyor. Davranışlarıyla başka bir şey söylüyor. Abinin yaptığının aynısını yapıyor. Abiye sorsan kardeşi yaramazlık yaptı. Babaya sorsa abi yaramazlık yaptı. Aynı şey. Sen yaşayarak negatifi öğretiyorsun. i̇bn Sina diyor ki çocuk eğitiminde söz olmaz diyor. Beden dili, lisane haldir çocuk eğitimi. Deneme yapalım mı? Bir, bir, bir rakam soracağım ama hiç düşünmenizi istemiyorum. Hemen cevap vereceksin. Bu kaç? İki. Bir elde kaç parmak var? On. Bir elde kaç parmak var? Y İkisi birden olunca on. <laughs> bakın ben ne dedim size? Bir elde kaç parmak var? Siz on dediniz. Bak ben bir elde kaç parmak var? Siz benim sözüme bakmıyorsunuz. Siz benim elime baktınız. Senin yaşadığına bakar çocuk. Senin dediğine bakmaz. O kadar bir elde. Oğlum bir el. Oğlum bir el. Sen iki elini kaldırmışsın. Evde kural mı istiyorsunuz? Baba da kurallara uysun. Anne de kurallara uysun. Yaşa o gelir zaten. Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti söyleyeyim mi? Diyor ki anne babanızın odasına girerken izin alın. Sabah, öğle ve akşam. Araplar öğle vakti de yatarlarmış. İzin alın. Tıpkı onların sizden izin aldıkları gibi. Ya bu işi bitiriyor. 5 yaşındaki çocuğun odasına girerken vur bakayım kapıyı. Kızım müsait misin girebilir miyim diye bakalım. Şimdi ben bunu dediğimde birçok anne baba ya hocam ne diyorsun ya çocuk ya. Seni o çocuk dediğin ergenlik çağına geldi sana kan kusturan o çocuk işte. Sen de dün çocuktun. Çocuk deyip kenara attığınızda değersizleştirdiğinizde gelecek böyle oluyor işte. O çocuk dediğin sadece tek farkı şu. Sana göre dünyaya biraz geç geldi. Çocuğa öğretirsin. izin almayı öğretirsin. Kızım girebilir miyim? Oğlum girebilir miyim? 10 yaşındaki çocuğun odasına girince kızım müsait misin girebilir miyim Ben size yemin ederek söyleyeyim ki bu çocuksun odanıza girdiğinde o da kapıyı çalacaktır izin isteyecektir öyle girecektir. Ayet de bize onu diyor. Çocuk anne ve babanın sözünü dinlemiyor, çok hırçın, çok huysuz ve istediklerini elde etmek için ağlıyor ve bağırıyorsa bu konuda neler yapılmalı abi? Bu çocuğun bu hale gelmesinin sebebi yine anne baba Bakın çocuğun yaptığı şey bir sorun çözme yöntemidir. Bu yöntemi kabullenmiş. Peki siz benim her sözümü dinler misiniz? Çocuk anne babanın her sözünü dinlemek zorunda mı? Ya baba öfkelenmiş. Kalk lan orada diyor. Yeme onu diyor. Racon kesiyor yani. Bizim çocuğa yapma, etme dediğimiz şeyler de anlamlı şeyler olacak ya. Çocuk eline kalemi almış bir şey yazacak. Baba ısrarla elinden alıyor. Şimdi çocuk baktı ki doğal isteklerine bu şekilde kavuşamıyor. Bu defa çocuk bir yol deniyor. Bağırmaya başlıyor. Bardağın tamam 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 diyor ya anne. Çocuk yakaladım diyor. Ver gazı. Ver <laughs> gazı diyor. Biraz daha dozu arttırıyor. Baba yerine oynamaya başlıyor. Çocuk mesele hallettim diyor. Artık çocuk bir isteğini ortaya koyduğunda anne baba hayır dediğinde yöntem belli zaten. Bellemiş çocuk onu ezberlemiş. Bağır, rezil et. <laughs> <laughs> rezil olmasınlar diye sana evet diyecekler. Marketin ortasında çocuk bağırır. Her istediğini sana yaptırmaya başlar. Çocuğun gerçekten olması gereken arzularına evet diyen bir anne baba gereksiz olan şeylere hayır dediğinde çocuk diyor ki ya annem babam temel ihtiyaçlarıma zaruri ihtiyaçlarıma sürekli evet dediler. Burada da hayır dediklerine göre demek ki o zaman olmaması gereken bir şeydir diyor. Doğal karşılayıp yoluna devam ediyor. Hiçbir şey demen çocuk burada yani. Ama anne baba keyfine göre davranıyor. Şimdi sizinle oturup konuşuyoruz. Benim 4 yaşındaki kızım çıktı buraya geldi. Baba seslendi bana. Ne var kızım ne var git hadi misafir var gir. Görmüyor musun kızım kimle konuştum ya Allah Allah. Ne yaptınız siz abi? Sizin yanınızda kızımı değersizleştirmiş oldum. Allah aşkına siz bu kızın yerinde olsaydınız siz kendinizi iyi hisseder miydiniz? Peki şunu yapsaydım İskender Bey kusura bakmayın. Efendim kızım bir tane. Hı hı. Anladım. Tamam. Şu anda biz amcayla konuşuyoruz. Bir saat sonra veya şu kadar biz süre verebiliriz. Seninle beraber oyunu oynarız. Olur mu bir tane? Tamam bir tane benim. Kuzum benim. Tamam. Görüşmek üzere. Dedin çocuğunuzu gönderdiniz. Çocuk kendini değerli hissetti. Kendini önemli hissetti. Size öfke duymadı ve gitti orada bekleyecek. Bir saat dediniz ya. Bir sa saati geldiğinde de yapacaksınız bunu. Ama siz bağırıp, çağırıp, aşağılayıp çocuğu gönderdiniz orada. Size karşı öfke duygusu hissetmeye başladı. Ve bu çocuk duygusunu yönetemez. Zorladınız çocuğun duygularını. Zarar vermeye başladınız çocuğun duygularına. Bu zaruri bir ihtiyaçtır. Yardımcı olmanız lazım. Biz bunu yapmıyoruz. Misafir var ya gelmiş bana ne diyor? Ya anlamaz. O misafiri anlamaz. Kutsallığını anlamaz. Önemini anlamaz. Ama ben misafirimden izin alırım çocuğuma yardımcı olurum. Ben hatırlıyorum. Eve misafir gelirdi, yemek yenirdi. Büyükler oturur, yemek yerlerdi, bizi dışarı atarlardı. Onlar çocuktur, sonra yerler. Oysa ki çocuğun önce yemesi lazım. Çünkü çocuk duygusunu yönetemez. Allah aşkına Hazreti Peygamber olsa 10 kişi yetişkin adam oturmuş yemek yiyor. Etraflarında 5 tane de çocuk var. Gidin siz sonra yersiniz der miydi sizce? Getirip oturtur. Önce onlara yedirir. Sonra yetişkinler yer. E biz tersini yapıyoruz. Değersizleştirdiğimiz çocuklar özgüvenini kaybeden çocuklar oluyor. Depresyona çok rahat, çok kolay girebiliyor. Çocukları dışladık. Çocukları çocuk duru diye bir kenara ittik. Ve onlar da hep itilen çocuk oldular psikolojik olarak. Babaya karşı güven problemi olan, babaya karşı öfkesi olan çocuklar babanın koyduğu kurallara uymak istemez. Annenin koyduğu kuralları uymak istemez. Kuralları çiğneyerek anne babayı cezalandırmaya çalışır. Kalabalık ailelerde yaşayan insanlar var. Bu durumda çocuklarına nasıl bir eğitim vermediler? Sonuçta kötü örnek olan farklı bireyler de olabiliyor etrafta. Şimdi bu çok sorun olan bir konu İskender Bey. Biz Anadolu kültüründe biliyorsunuz geniş aile örneklerimiz çok fazla vardı. Sonra şehir hayatına biraz geçmeye başladık. Çekirdek ayrı daha çok hakim ama yine aile apartmanları var. Beraber kalınıyor. Bir çocuğun geniş ailede kalması çok avantajlı bakın. Altını çizeyim. Buna benim hiçbir itirazım yok. Aidiyet duygusu oluşur. Hala, teyze, dayı, amca, dede, nene bütün bunların sevgisini alan, onlara aidiyet duygusunu hisseden bir çocuk özgüvenli olur. Ama ne yazık ki şu anda yaşadığımız zaman diliminde o apartmandaki bir çocuğa herkes müdahale ediyor. Herkes çocuğun eğitimine müdahale ettiğinden dolayı anne baba yönetimi kaybediyor. Çocuklarına örnek olamıyor ve çocuklarına öfke ve kızgınlık başlıyor. Dede olabilirsiniz. Hala olabilirsiniz. Teyze olabilirsiniz. Amca olabilirsiniz. Dayı olabilirsiniz. Şunu lütfen unutmayın. O çocuğun rehberi annesi ve babasıdır. Ona saygı duyun. Ne olacak ki iki saat te televizyon izlemiş. Sen de can yani hayır yapamazsın bunu Eğer anne çocuğun televizyon izlemesini istemiyorsa 3 yaşındaki çocuğun sen çocuğu yanına çekip şımartıp televizyonu izletemezsin Çünkü çocuk çıkarcı olur çocuk nerede çıkarı varsa oraya gider bu defa baba anne çok iyi. Anne anne çok iyi, annem kötü. Anneye karşı düşmanlaştırmaya başlıyorsunuz. Bu defa kadıncağız çocuğun üzerindeki hakimiyeti kaybetmemek için çocuğu tehdit ediyor. Yukarı çıkmayacaksın diyor. Televizyonu izlemeyeceksin diyor. Çocukla anne yaka paça oluyor. Lütfen dede de olsanız, nene de olsanız çocuğun kendi öz anne ve babasının çocuğu olduğunu ve eğitiminden onların sorumlu olduğunu ve onların eğitim şekline, tarzına saygı göstermeniz gerektiğini bilmeniz lazım. Yanlışsa eğitimleri gidersin medeni bir şekilde söylersin kızım yani böyle böyle bir uygulamanız var ve oğlum şöyle şöyle yapıyorsunuz ama bunu bir kere daha bir gözden geçirin. Bunun çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. Bunu diyebilirsiniz. Çevrede çocuk etkilenebilir. Yanlış örnekler olabilir. Sokakta, çarşıda, pazarda, okulda küfür sözcüklerini öğrenebilir, kötü şeyler öğrenebilir İskender Bey. Eğer çocuğun anne babayla güven bağı varsa hiç korkmasınlar. Çocuk dışarıya gitti, oynadı, gömleğini çamura batırdı eve geldi. Eğer evde çamaşır makineniz çalışıyorsa hiç korkmayın. Atarsınız, yıkanır ve biter. Çocuk yanlış şeyler öğrendi, geldi size anlattı. Arkadaşım şöyle davrandı, şu şöyle yaptı, bu böyle oldu. Siz de sevgiyle onun yanlış olduğunu, doğru olanın bu olduğunu anlatırsanız çocuk hemen rahatlar. Bu kadar basittir yani. Çocuk sizden etkilenir. Bağınız var ya ama sende bağ yoksa sabaha kadar vaaz ver. Hiçbir fayda olmaz. Kardeşler arasında sürekli kavga ve geçimsizlik varsa nasıl bir çözüm yöntemi uygulanabilir? Kardeşler arasında kavga ve geçimsizlik öğrenilmiş bir yöntemdir. Anne baba kendi aralarında kavga ve geçimsizlik yaşadıkları için çocuk da bunları örnek alıyor. İşte benim vurguladığım konu bu. Çocuk modellediğini yapar. Hocam biz o kadar mutluyuz ki çift olarak anne baba olarak harika bir ilişkimiz var ama çocuklarımız kavga ediyor. Böyle bir örnek yok. Eğer ille varsa o zaman televizyon çocuğudur bu. Diziler, filmler başıboşu bırakılmıştır. Zaten iyi bir anne baba da bunu yapmaz. Şöyle bir soru var abi. Çocuğuma bir hedef vermekte zorlanıyorum. Ödev yapmak istemiyorlar. Bu sorumluluk duygusunu ona nasıl verebilirim? Aslında buraya kadar anlattıklarımızı bir dikkate alalım. Çocuğa hedef verilmez. Ya yani bir gelip bana bir hedef vermez. Çocuğa bir hedef beraber oturup belirlenir. O hedefin çocuğun onaylaması gerekiyor, istemesi gerekiyor. Baba diyor ki doktor olacaksın. Çocuk olmak istemiyor. Baba diyor ki şurada çalışacaksın. Çocuk istemiyor, sevmiyor. Baba okuyamadı mühendisliği çocuk üzerinde tatmin etmeye çalışıyor. Çocuk istemiyor. Yani ben gelip size bir hedef dayatırsam kabul eder misiniz? Ama beraber otursak, istişare makamında otursak, fikir alışverişinde bulunsak beraber. Oğlum bilmiyorum şunu da bir deneyin. Ya bunu da bir düşünelim. Seni bir diş doktoru ile tanıştırayım. Bizim öyle oldu mesela. Son iki ayda diş doktorluğu meselesi çıktı oğlanın. Ve tercihini öyle yaptı. Birkaç diş doktoruyla tanıştırdım. Gitti, görüştü derken buna karar verdi. İnanın iki ay öncesinde düşündüğü şey mühendislikti yani. İstişare ettiğinizde çocuk kendi tercihini kendi yaparsa, kendi hedefini kendi belirlerse eğer siz de yardımcı olursunuz. Bakın çocuk oyunca, oyun, oynamada da öyledir İskender Bey. Çocukla oyun oynadığınızda kaptan çocuktur. 2 yaşındaki çocuk sana asla direksiyonu vermez. Seni çekmek için eline bir oyuncak verir. Bak bak as sen de bak ha. Gelip girersin. Sen yönetmeye başla. Derhal seni devrediş bırakır. Bana tabi ol diyor. Yardımcı ol olursan fikrini söyle ama o kaptan benim diyor yani. Çocuğun kaptanlığını almıyoruz. Hayat, hayatın hiçbir yerinde almıyoruz. Ve bu çocuk ileride sizin sevmediğiniz, istemediğiniz, onaylamadığınız bir evlilik isteyebilir. Hadi buyurun ne yapacaksınız? Ben şu kızla evleneceğim diyor. Ben şu oğlanla evleneceğim diyor. Sizin değerlerinize uyumlu biri değildir. Hadi bakalım nasıl yapacaksınız? Yasak koyacak çıkacaksanız şu çıkamazsınız işin, içerisinde. Ne zaman yanında olup fikirlerini paylaşıp beraber artıları eksileri hesaba ederseniz buna alıştıysanız çocuk düşünür. Evet doğru öyle dedi bu. Yani onları yan yana koyar karar verir. Diğerini inatlaşır. Tamamen inatlaşır. Senin dediklerini dinlemez. O yüzden ne olur bu istişare, ilgi, güven bağ. Israrla altını çiziyorum. Ağzım çıktığı kadar bağırıyorum dedim bu. Eğer bu varsa sorunları çözmeniz gayet kolay olur yani. Çocuklarına karşı ilgisiz olan babalar veya çocuğuna çok sert davranan babalar görebiliyoruz. Bunun için anneler nasıl bir yöntem uygulayabilir? İkisi de tehlikeli İskender Bey. Yani babanın sert davranması ve ilgisiz olması da tehlikeli. Şimdi ilgisiz olmak demek yani babanın biraz evden soğuması, işkolik olabilir, eve geç gelmesi, kızgın öfkeli olması gibi nedenler olabilir. Acaba anne ile aralarında bir problemi var? Evden kaçıyor mu? Yok hocam öyle bir şey yok ama duyarsız bir baba demektir bu. Duyarsız bir baba ile çatıştığınızda, kadın olarak çatıştığınızda daha da dışarı doğru itmeye başlarsınız. Yani babaya çocuğun ona ihtiyacı olduğunu lütfen yumuşak bir dille ustupla söylemeye çalışalım. Yani eğer imkan varsa, maddi manevi imkanları varsa böyle bir danışmana gidip, bir destek alıp oradan sorunu çözmeye çalışabilirler. Sert bir baba, çocuğu aşağılayan, döven bir baba eğer böyle bir moddaysa babanın psikolojik sorunları var demektir. Anne ile kızgınlığı varsa, anne ile kendi aralarında problemleri varsa lütfen bunu çözsünler. Eğer anne kendisine kaynaklanıyorsa. Yani bazı kadınlar tepkiseldir. Bazı hanımefendiler en son söylemesi gereken şeyi en başta söyler yani. Kılıç gibi lafı adamın kafasına vurabilir. Kendini bir gözden geçirsin. Acaba ben mi eşimi öfkelendiriyor olabilir miyim? Bana karşı kızgınlığı var ve bana vereceği cezayı çocuk üzerinden mi bana vermeye çalışıyor? Bunu bir gözden geçirsin. Değilse babanın kendi bireysel sorunuysa yine destek almasını sağlamak lazım. Ama o desteği de yine dolaylı yollarla bir başkasına söyletebilir. Bir büyüye bunu söyletebilir. Dolaylı bir şekilde destek alması gerekir. Yoksa anne tek başına bu işin altından kalkamaz yani. Çocuğumuz bütün gününü dijital ortamda geçirmek istiyorsa yaklaşımımız nasıl olmalı? Zararlı içeriklerden nasıl koruyabiliriz? Oyun bağımlısı olan çocuğumuza yaklaşımımız nasıl olmalı? İskender Bey bunun bir sürü cevapları var ama ben kilit cevabını söyleyeyim. Bir kere bu asır teknoloji asrı, bu nesil teknoloji nesli. Bunu kabul edelim. Eğer biz de bu dönemde, bu asırda dünyaya gelmiş olsaydık biz de teknoloji çocuğu olacaktık. Zannediyoruz ki biz zamanımızda internet vardı da, teknoloji vardı da biz hiç ilgilenmiyorduk. Biz tarladaydık, bağdaydık, bahçedeydik işte şu yoktu işte. Olsaydı sen de orada olmayacaktın yani. Burada eğer çocuğunuzun internet bağımlısı olmasını istemiyorsanız çocuğunuza alternatif öğretmeniz gerekir. Yani evin içinde anne baba çocuklar arasında sıcak bir ilgi varsa ortak oyunlarınız varsa çocuk sizinle mutlu oluyorsa çocuk belli zamanlarını oraya verir. Ama yok baba odasına çekilmiş. Anne odasına çekilmiş elinde telefon. Böyle yaparak siz çocukları daha da bağımlı yaparsınız yani. Alternatif üretilecek net. Evin içinde oyunlar inşa edeceksiniz. Bak bir sürü ailece oynanabilecek oyunlar var. Bu oyunları internette girin yazın çıkar bir sürü oyun. Alternatif üretin. Dolayısıyla çocuğun dikkati oraya gitmeyecektir. Çocuğu arkadaş çevresi çok etkiliyor. Biz bu konuda nasıl adımlar atmalıyız? Bazı anne ve babalar çocuk dışarıdan başkasından etkilenecek diye eve kapatırlar. Sokağa göndermezler. Yanlış. Bu çocuk eninde sonunda dışı hayata çıkacak. Hayatı erkenden öğrenmesi lazım. Ama hocam dışarı çok bozuk. Evet bozuk. Herkesin çocukları için bozuk. Fakat buradan siz çocuğu o dünyaya eninde sonunda göndereceksiniz. İleride düzelmeyecek ki o dünya. Ama ölçülü olsun tabii ki. Arkadaşlarını seçerken dikkat olmanıza fayda var. Çocuk dışarıda arkadaşlarından yanlış etkilenebilir. Yanlış şeyler öğrenebilir. Eğer sizinle çocuk arasında tekrar söylüyorum. Sevgi ve güven bağı varsa çocuk onları gelir size anlatır haberiniz olur. Eğer çocuk size bunları söyleyemiyorsa, korkudan size bunları ifade edemiyorsa o zaman korkun. Çünkü olay patlayınca duyacaksınız. Tehlikeli arkadaşlar varsa, çevre ve ortam varsa sakın yasaklar koyarak o adamla, o çocukla, o kadınla, o kızla bir daha buluşmayacaksın dedikçe daha çok buluşturmaya başlarsınız alternatif öğreteceksiniz. Farklı akran ortamları oluşturmaya çalışacaksınız. Buna emek vereceksiniz. Bakın biz de ne yaparız? Eğri çıkan ağaçların yanına bir çubuk dikeriz. Bir bağ da onunla bağlarız. Diye. ip bu şu düz çubuğa bak da hizeye geldi demektir aslında. Ama bir bağ bağlarız. O bağ kurun. İyi arkadaşlar ortamlarını oluşturmaya çalışın. Zaten sizin temel değerleriniz varsa çocuklar da o değerleri kabul ettiyse çevrede gördüğü yanlışlar dağıt 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 sinyal vermeye başlar çocuk. Zaten onları reddeder kabul etmez. Gelir der ki anne ya bu ne biçim adam ya. Var ya madde kullanıyorlarmış. Biliyor musun anne? Öyle mi kızım ya? Öyle mi oğlum ya? Hımm ay dikkatli olmak lazım. Tabii anne ben bir daha görüşmeyeceğim onunla falan. Der bunu size de. Eğer sizinle bir bağınız varsa, değerleri beslenmişse bu çocuk zaten kendisi kaçar. Çünkü insanın doğası fıtrata aykırı, doğasına aykırı olan şeyleri reddeder zaten. Yine bir anneden bir soru var abi. Eşim sigara ve alkol kullanıyor. Çocuklar da görüyorlar bu konuda neler yapabilirim. Yani tabii annenin yapacağı şeyler var. Yani mümkün mertebe babanın bunu bırakmasını sağlamak en doğru yol ve yöntem. Yoksa annenin işi çok zor. Kimi evinde bir oda oluşturuyor. Baba gidip orada içiyor ama eninde sonunda çocukların farkındalığı oluşmaya başlıyor. Bir kere evlenme sürecinde tercihini yaparken bu kadının bu hanımefendinin dikkat etmesi gerekiyordu. Yani alkolik bir babayla evlenmemesi gerekiyordu. Fakat evlendim, sonradan fark ettim. İşin başında tedbirinde alamadı. Artık çocuklar büyüdü, belli bir yere kadar geldiyse çocuklar bunun eninde sonunda öğrenecektir. Anne eğer çocuklarıyla sevgi ve güven bağını oluşturduysa çocuklar anneden etkilenir, annenin değerlerinden beslenmeye başlar duyduysalar babalarının durumunu, anne çocuklara babanın bu durumunun bir problem olduğunu, babanın bu duruma düştüğünü, işte şu anda içinde çıkamaz olduğunu, dolayısıyla ona yardımcı olmamız gerektiğini gibi 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 şeyler anlatabilir. Babayı bütün bütün suçlamadan ama baba bir işte travmaları var, babanın şöyle 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 nedenlerle baba böyle bir duruma düştü maalesef. O yüzden ben de babanızı idare etmeye çalıştım, idare etmek durumundayım. Sizin de böyle idare etmeniz gerekiyor ama babanın yaptığı da yanlış altını çizmiyor. Çizerek bir derece ilişki yürütebilir ama çok zorlanacaktır. Çocuklar eninde sonunda bir şekilde de etkilenecek. Anne bununla minimize etmiş olur sadece. Yine günümüzde çok böyle e, gündemde olan bir soru abi. Çalışan anne ve babalar çocuk yetiştirmelerine nelere dikkat etmeli? Yani tabii çok zorlanıyor çalışan anneler, babalar. Biz mümkün mertebe annenin 3 yaşına kadar izin alarak çocuğunun yanında kalmasını tavsiye ediyoruz ücretsiz izne ayrılsın. Ne yaparsa yapsın. Bende o kadar vakala var ki çalışan anne 2 aylık, 3 aylıkken yani çocuğu bırakmış gitmiş. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ben bir, bir bilimsel veriyi paylaşayım. Anneler, babalar buna karar versinler. Test çalışması yapılmış. Dünya kadar örnek var ortada. 100, 200, 500, belki 1000 tane vaka üzerinde çalışmalar yapılmış. Ama bunların %95'i parmak basmış buna. Çocukları depresyona giden, götüren, mutlaka depresyon yaşatan bir tane bilimsel veri var. Çocuğun 3 yaşından önce anneden ayrı kalması. Bu çocuk depresyondan kurtulamaz yani. Ürkek olur. Korkak olur. İçine kapanır. Özgüven sorunları yaşar. Çocuk 3 yaşına kadar kendisinin bir insan, bir birey olduğunu bilmiyor. Mini ergenlik dönemi dediğimiz bir dönem var. Çocuk 3-3,5 yaşına denk gelir. Ben açacağım kapıyı. Ben tutacağım. Ben yapacağım. Ben edeceğim. Der, der ya sürekli. İşte çocuğun denini keşfettiği dönem. Ben bir bireyim. Ben bir şey istersem olur. Bir şey istemesem olmaz. Mesela tutar. Verme. Çocuk diyor ki ben vermeyince bak bak çıldırıyor diyor. Keyif alıyor çocuk onunla. Çünkü o yaşa kadar çocuk kendisini annenin bir parçası gibi görüyor. Bir parmağı gibi görüyor. Bir parmak sizden kopsa ayrı yaşayabilir mi? Çocuk kendini böyle görüyor. Düşünün bakalım. Bu çocuk anneden koptuğunda, çocuğu uykuda bırakıp gidiyor anne. Çocuk kalktığında güven problemi yaşıyor. Habersiz ortada kayboldu. Ne zaman geleceği belli değil annenin. Veya ağlata ağlata çocuğu bırakıp gidiyor. Ben o yüzden birinci şartım mutlaka izin alıp en az 3 yaşına kadar çocuğunun yanında vaktini geçirsin. İleride biraz daha rahat edersiniz. Değilse kendi annesi ve babaanne. Hanımefendi kendi annesi olursa çok da uygun olur. Yanında kalsın onunla bağ kursun. O bakıcılık yapsın. Tanıdık birisi yumuşak olacak, sakin olacak. Değilse daha yumuşak davranan bir bakıcı desteğiyle çocuğun o ilk çocukluk evresini onunla beraber götürmeye çalışsın. Ama ne olur? Kalan bütün zamanını eve geldiğinde çocuğuyla geçirsin. Fakat şunu da yapmasın. Olağanüstü şımartıyor anneler. Vicdanı rahatsız ya. Çocuğun rızkını iş yerine lavaboya sağlıyor. Vicdanı rahatsız oluyor. O yüzden eve gelirken her akşam hediyelerle geliyor. Bu defa doyumsuz bir çocuk ortaya çıkıyor. Çocuğun senin getireceğin hediyelere değil, sana ihtiyacı var. Senin kokuna ihtiyacı var. Git çocuğunla beraber vakit geçir. Ama olağanüstü de şımartma. O boşluğu doldurayım diye, telafi ederim diye düşünüyorsun. Öyle de davranma. İlgili davran, sevgiyle davran. Fakat oyuncaklarla değil, kendinle doyurmaya çalış. Anne akşam eve gelip yemekle uğraşacak, bilmem başka meşguliyetleri yine işi evde devam ettirecekse bir felaket olur yani. Eve geldiğinde çocukla vaktini muhtedil ve dengeli bir şekilde geçirmeye çalışsın. Çocuğun her dediğini yapmak ve her istediğini almak doğru mudur? Anne babalar olarak onların hiçbir şeyden mahrum kalmasını istemiyoruz. Kesinlikle doğru değil. Her isteğine cevap vermek, doğru yanlış, çocuğum ne istiyorsa alacağım. Çok yanlış, neticesini söyleyeyim. Doyumsuz bir çocuk modeli ortaya çıkar madde kullanan, alkol kullanan çocukların yetişkinlerin çoğunun geçmişinde bu vardır. Yani düşün çocuk daha 10 yaşında her şey alınmış ona. Her şeyin tadına bakmış. Telefonun son modeli alınmış. Şu alınmış, bu alınmış. Hedef hayal diye bir şey kalmamış çocukla ilgili. Ve çocuk onları aldığında da 5 dakika sonra zaten çocuk ona doyar bir kenara atar. 5 dakika sonra ona doyar bir kenara atar. Çok oyuncak almak da doğru değildi o yüzden. Çocuğun anne ve babaya ihtiyacı var. Akrabalara ihtiyacı var. Sevgiyi onlardan alacak. Oyuncaklarla o öğrenir. Bir başkasıyla oynuyorsa iletişime dönüşmeye başlar. Ayrı bir şey bu. Ama çocuk sadece oyuncaklarla vakit geçirerek anne baba televizyonun karşısına oturtulan çocuk gibi oyalar çocuğu. Ve çocuk onunla doymaz. Alırsın bir kenara, alırsın bir kenara. Doyumsuz bir çocuğun varacağı nokta, hazı yüksek şeylere ulaşmaya çalışmasıdır yani. Bunun için ölçülü ol olacağız. Yani çocuğa bir şey almamak için de paramız yok gibi ifadeler de kullanmıyoruz. Bir şey gerekliyse alınması lazım, gerek gerekli değilse alınmayacaktır. Bu kadar basit. Kuzum ben bunu gerekli bulmuyorum. Çocuk gece 11'i de tutturmuş gideceksiniz bana döner alacaksınız. Almayacaksınız. Gecenin bu saatinde nerede bulacağım oğlum sana döner bir de bu saatte döner olmaz. Bu kadar almayacağız tamam mı? kuzum benim. Diyorsun kayboluyorsun ortalıkta. Bağırmaya çağırmaya gerek yok. Kararlı bir duruş ortaya koyuyorsun yok öyle bir şey. Ortak karar alıyoruz evde. Ortak karar. Baba almıyor anne almıyor. Baba yargı değildir. Baba alınan kararları uygulayan kişidir yani. Kuralların dışına çıkan çocuklara da baba orada net kararlı duracak. Bir daha bunu yapmayacaksın. Bu kararı aldık. Bir daha görmeyeceğim onu. Baba da kendine alınmış kararlara uyacaktır. Anne de uyacaktır kararlara. Dolayısıyla çocuk tıpış tıpış uyar yani. Hani bir örneğim var vereyim mi? Yaşadı kendi hayatımda. Şimdi oğlan ortaokul son sınıfta. Kendisine bisiklet alındı. Dağ bisikleti. Lise 1'e geçti. Ben dedi yarış bisikleti istiyorum dedi. Ben taraftar olmadım. Eşim de çok taraftar olmadı. Ablası biraz olabilir dedi. İstişare yaptık. Aile toplantısında böyle bir karar çıkmadı. Fakat oğlan kulis faaliyetlerine devam etti. Anneyi ikna etmeye çalıştı. Abla ikna etmeye çalıştı ve başardı. Bir ay sonra tekrar toplantıya geldi ve anne dedi ki bence alınması gerekiyor. Abla dedi bence de alınması gerekiyor. Üç kişi evet deyince bir gün sonra biz kalktık, gittik. Tanıdığı bisikletçi var. Gittik orada bisikletimizi aldık, geldik. Epey bir zaman geçti. Bilgisayar kullanımı ile ilgili alınmış bir karar vardı. Oğlan sınırı aşıyor. Birkaç defa toplantıya geldi. Bir saat denmişse ben bir buçuk saat demişimdir ona. Oğlum bir buçuk saat ama vaktinde bilgisayarı kapatıyoruz veya oradan ayrılıyoruz. Süre uzuyor. 15 dakika, 20 dakika, yarım saat böyle uzamaya başlıyor. Her seferinde toplantıya getiriyoruz. Sana nasıl yardımcı olabiliriz oğlum vaktinde kalabilmen için? Fakat istismar ediyor. Fark ediyorum ben onu. Son toplantıda dedim ki oğlum bak burada kararlar alındı. Ben bisiklete taraftar değildim. Çoğunuz evet dediniz. Ben tıpış tıpış karara uydum. Gittim bilgisayarını bisik aldık. Annenle ilgili şu karar alındı. Annen tıpış tıpış uydu bu karara. Bakın üçümüzün aldığı bir karar ki sen de bu kararı onayladın. Sen sınırını ihlal ediyorsun. Bir daha bu olmayacak. Netim vaktinde kapatacaksan kapat. Kapatmayacaksan bilgisayarı tamamen elinden alacağım. Ve burada çok kararlı ve net durmanız lazım. İstişarede alınıp bir kararı uygular baba. Yoksa baba ayak üstü, keyfine göre, ruh haline göre karar alıp uygulayan değildir işte. Çocuk der ki ben kabul etmiyorum. Sen de karara uyacaksın. Uydum bu çocuk tıpış tıpış. Uyuyor. Orada kararlı ve net bir duruş sergileyeceğiz. Duvarlar mesela şimdi biz kalkıp gitsek bu duvardan gidemeyiz. Duvar bize müsaade etmez ama bize bağırmaz da. Sessiz sessiz kararlı durur geçemezsin der burada. Biz mecbur gibi kapıdan çıkacağız yani. Çocuğum büyüyünce çok değişti. Önceden böyle değildi. İnanç konusunda da problemler yaşıyoruz. Ne olduğunu sorduğumda bana cevap vermek istemiyor. Hakaret bile edebiliyor. Çaresiz kaldım. Ne yapabilirim? Ki bu denen dönem genelde ergenlik dönemidir. Ergenlik dönemi demek ne verdiğinizi aldığınız dönem demektir. Şimdi çocuk birden değişti diyorsanız o aşamaya kadar çocuk iki yüzlüydü. Öyleydi zaten. Ama öyle olduğunu ortaya koyma cesareti yoktu çocuğun. Çünkü paraya ihtiyacı vardı, sana ihtiyacı vardı, ilgine ihtiyacı vardı, zayıftı, güçsüzdü. Bir şey diyemiyordu. Korkunun, baskının olduğu evde çocuklar iki yüzlü olur. Senin hoşuna gidecek şekilde davranır. Fakat ergenlik dönemiyle beraber güçlendiği için, kendine geldiği için artık gerçek yüzünü pat diye ortaya çıkarır. Sonra siz şok olup kalırsınız. Bizim çocuk böyle değildi. Bizim oğlan böyle yapmaz hocam diyor. Asla ben kefilim böyle bir şey yapmaz diyor. Ama sokakta yapmış. 10 tane şahidi var. Peki baba yalan mı söylüyor? Yo baba doğru söylüyor. Fakat şöyle baba kendi yanındaki çocuğundan bahsediyor. Kendi yanında kendini babaya uygun, babaya göre ortaya koyan kimliğinden bahsediyor. Onun sokaktaki kimliği ayrıdır. Senin yanındaki duruşu ayrıdır. O yüzden şiddet kültürünün, korku kültürünün hakim olduğu ailelerin durumu böyledir. İnanılmaz yalan vardır. Arkada iş çevirme vardır. Evin içinde başka, evin dışında başka görülmeler vardır. O yüzden ergenlik dönemi bir sonuçtur. Sizin uygulamalarınızın getirdiği sonuç. Sonucu değiştirmek mi istiyorsunuz? Süreci değiştirmeniz lazım. Kullandığınız metotlar yanlış. O metotları değiştireceksiniz, destek alacaksınız, yardım alacaksınız. Yoksa destek almadan eski tas, eski hamam giderseniz hiçbir şey değişmeyecektir. Daha da kötü olacaktır yani. Ağlama krizlerine nasıl bir çözüm bulabiliriz? Ağlama ile istediklerini yaptırmak isteyen çocuklara karşı yaklaşımımız nasıl olmalı? Nedenini o soruda açıklamıştık. Şimdi çözüm. Çözüm şu. Çocuğun istekleri eğer gerçekten doğal istek değilse, çocuk hakimiyet kurmaya dönükse, iktidarı eline geçirmeye dönük ağlamalarsa ki genelde böyle ağlamaları da gözyaşı olmaz. Çocuk ağlar ağlar ama gözyaşı yoktur o çocukta yani. Böyle bir şeyse çocuk yan tarafta ağlıyor mu? Anne ve baba. Oğlum ağlıyorsun ama biz burada rahatsız oluyoruz yavrucuğum. Bak yan oda müsait. Git oraya. istediğin kadar orada ağlayabilirsin. Tamam kuzum benim kararlı, net, ne bağırıyorsunuz ne de üzülüyorsunuz. Çocuğa şunu hissettirmeniz lazım. Senin ağlaman, zırlaman bizi etkilemiyor. Kendini yerden yere vuruyor. Oğlum bak yan oda daha müsait yavrucuğum. Orada daha rahat kendini yerden yere vurursun. Tamam kuzum benim. Bak oraya git. Bak ben burada annenle bir sohbet ediyoruz yani. Ama oğlum yapma oğlum. Etme yavrum. Yani bak şimdi kafanı kırarsın yavrum. Aa böyle dediğinde çocuğun zaten amacı o. Seni yalvartmak zaten yani. Bu tür durumlarda eğer eminseniz çocuğun yaptığı şeyin bir iktidar mücadelesi olduğunda orada duyarsın olmanız lazım. Ağlasın, sızlasın. Asla dediğini yapmayacaksınız. Çocuk sonunda şunu öğrenecek. Bu yöntem tutmuyor. Kendisi bırakır. Çocuğumuzun yalan söylediğini fark ettik. Ne yapmalıyız? Ee, yalan bir sonuçtur. O evde baskı var demektir. O evde korku var demektir. Çocuk gerçekleri söyleyemiyor demektir. Otobanda gidemiyor. Otobandan gidemediği için patika yollara giriyor çocuk yani. Yalan çocuklarda bir davranış bozukluğu değildir. Bir kişilik bozukluğu değildir. Yalan çocuklarda bir sorun çözme yöntemi olarak ortaya çıkar. Eğer çocuk bunu sürekli 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 yaparsa ve de hedefine ulaşırsa yalanı benimsemeye başlar ve daha sonra bir davranış bozukluğuna dönüşmeye başlar. Artık bu adamın hayatı yalanlarla gider. O yüzden evde ne olur korku kültürünü yok edin ortadan kaldırın. Çocuklarınızla rahat Rahat, rahat oturun. Çocuklarınızın isteklerini, arzularını, beklentilerini kulak verin, dinleyin. Doğru olanları yapması için müsaade edin. Yanlış olanlara da yapmaması gerektiği konusunda uzlaşmaya çalışın. Yoksa korkutarak, baskılayarak, şiddet göstererek bunu yapmaya çalışırsanız iki yüzlü çocuklar olur işte. Yalanla, dolanla işler çevirmeye başlarlar. Birçok evde var. Baba korkuyu sindirmiş eve. Anne çocuklarla beraber işbirliği yaparak babadan habersiz her işi çeviriyorlar yani. Ba anne para dağıtıyor onlar para onu ona veriyor, bunu ona yapıyor. Mecbur, başka yapılacak bir şey yok yani. Bu defa arkadan iş çeviren bir bir nesil yetiştiriyorsunuz farkında olmadan. Baba da her işin yoluna gittiğini zannediyor. Evet, arkada işler yoluna gidiyor yani. Babanın hiçbir şeyden haberi yok. Yalanın sebebi korku ve baskıdır. Onu kaldırın, yalanı kalkar. Tesettüre karşı soğuk olan kız çocuklarımıza ne yapmalıyız? aslında bunun cevabı yine geçti. Çocuk değeri, değer verdiği bir kişi de görür, o değere değer verir. Annesi tesettürlü ve çocuk annesini seviyor, annesine ait her şeyi sever. Teyzesi, halası vesaire çevresi ama özellikle annesi. Onu benimsemeye başlar. Fakat bu asırda tabii ki iş daha zor, kolay da değil. Çünkü kız çocuklarının doğasında kendi güzelliğini gösterme meyli daha yüksek erkeklere oranla. Burada baskı kurmazsınız, çocuğu nefret ettirmezsiniz. Çocuk kendi duygularını kendisi yönetebildiği sürece doğru olanın ne olduğuna karar verdiğinde çocuk onu benimser ve yapar. Ama anneler babalar özellikle Erken yaşlarda çocuğu tesettüre sokmaya zorluyor. Bana gelen çok danışanım var. 18 yaşında başını açtı. 14 yaşında başını açtı diyor. Peki ne zaman tesettüre girdi diyorum? Hocam diyor 6 yaşındayken, 7 yaşındayken, 8 yaşındayken hiç okula gitmedi diyor. Kurslara gitti, Kur'an kurslara gitti. Çocuğa bunu verdiğinizde, zorlamayla bunu yaptığınızda çocuk buna tepki koyuyor. Çocuk bunu lütfen severek, isteyerek, benimseyerek yapmasına ortam ve zemin hazırlamaya çalışın. Bunun tekrar söylüyorum yolu o değeri yaşayan kişiyle güven ve sevgi bağı oluşturmasına bağlıdır. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz, müjdeleyiniz, korkutmayınız kısacası. Eşimle çocukların yetiştirilmesi konusunda çok farklı uçlardayız. Ortak paydayı nasıl bulacağız? Zor. Bunu evlenmeden önce düşünmeleri gerekiyordu. Eş seçiminde işte buna dikkat edilmesi lazım. Eş seçimi aşamasında gençlerin bundan haberleri yok. Lay lay loğum takılıyorlar, mesaj at, işte fotoğraf at, günaydın, tünaydın bilmem bunlarla zaman geçiriyorlar. Bir arabayla yola çıkacaksın, biri İzmir'e gidiyor, biri de hedefi Ankara. Nasıl olacak? O zaman ben İzmir'e gidiyorsam benimle beraber İzmir'e giden biriyle yolculuk yapmam gerekiyor. Evlilik bir yolculuktur ve bir hedefe doğru gidersiniz, iki hedefe doğru gidemezsiniz yani. Dolayısıyla burada kim çocukları daha çok sever, çocuklara daha çok güven bağı kurarsa çocukları kendi değerlerini telkin etmeye çalışır. Yani mesela biri inançlı, biri inansız. Çok ciddi sıkıntılar yaşarlar. Ama yok hocam ikisi de inançlı ve ikisi de inanç değerlerinden uzak. Sadece çocuk eğitimi yöntemlerinde bir takım sıkıntıları yaşıyor diyorlarsa danışmandan destek alabilirler. Bir takım kaynakları okuyup bakabilirler. Ortak paydada buluşmak üzere aralarında bir konsensüs yapabilirler yani. Gitsinler güvenlikleri iki tarafında güvenlikleri bir danışmandan çocuk eğitimle ilgili temel verileri alsınlar, o veriler üzerine gitsinler. Yoksa inanç değerleri birbirinden ayrıysa maalesef iş çok zor oluyor. Kim sevdirdiyse çocukları kendine, o kendine çekmeye başlıyor. Çocuklarımıza cinsiyet eğitimini ne zaman ve nasıl vermeliyiz? Kritik bir soru, hassas bir soru. Biz buna mahremiyet eğitimi diyoruz aslında. Bizim medeniyetimizde, bizim kültürümüzde mahremiyet eğitimi diye geçer. Bu mahremiyet eğitimi ne yazık ki maalesef bazı yerlerde anaokullarında verilmeye çalışılıyor. Konu açılarak anlatılmaya çalışılıyor. Niye bunları anlatıyorsun? Çocukların merakları gitsin diye. Hayır çocuğu daha çok meraklandırıyorsun, daha çok meraklandırıyorsun, daha çok meraklandırıyorsun. Hatta bazı okullarda tuvaletlerin kapıları açık bırakılıyor anaokullarında. Bilgim olduğu için ben bunları söylüyorum. Bu doğru değil. Mahremiyet eğitimi yaşanılarak öğretilir. Demin bir örnek vermiştim. Çocuğun bedeninin kendine ait olduğunu, anne baba akrabaların dahi o bedenine dokunmalarının izin dahilinde olduğunu öğrenseler çocuklar bu durumda kendilerine dönük yapılan saldırılar, müdahaleler, tacizlere karşı kendilerini çok daha sağlıklı tutabilirler. Biri bu. Diğeri çocuk ergenlik dönemine geldiğinde mümkün mertebe anne ve babanın kendisi değil. Kız çocuğuna anne yardımcı olabilir ama erkek çocuğuna baba değil de kuzen olan bir abi, bir büyüğü bu konuda onu bilgilendirebilir. Kız çocukları anneden beslenebilirler. Hiçbir sakınca yok. Anneyle oturup bunu konuşabilirler. Yani. Ama her ikisi içinde bir abi, bir abla, işte akrabalardan biri, bilinçli biri varsa bu konuyu onlarla konuşsalar toplu yerlerde bu konuların konuşulmasını biz tasvip etmiyoruz. Okulda bütün sınıfın içerisinde bu konular konuşuluyor. Biz bunları etik ve doğru bulmuyoruz yani. Ferhat abi konumuz olduğun için çok teşekkür ederiz. Çok güzel cevaplar aldık. Allah senden razı olsun. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Bizim sorularımız bu kadar. Ben teşekkür ediyorum İskender Bey. Şunu söyleyeyim. Bir aslan yavrusu büyüdüğünde doğal olarak aslan olur. Bir kedi yavrusu büyüdüğünde kedi olur. Bir insan yavrusu da büyüdüğünde insan olur zaten. Burada hayvanları alemine baktığımızda çocuk eğitiminde olmazsa olmazın şefkat olduğunu görüyoruz. Pençesi olan aslan bile pençesini kullanmıyor. Yumuşak tarafını patilerini kullanarak onlara dokunuyor. Lütfen anne şefkatinden çocukları mahrum etmeyelim. Babalar anneye yatırım yapsınlar. Anneler özellikle çocuklarıyla şefkat bağını kursunlar. Anne ile baba arasındaki ilişki ve yaşam tarzı çocuklar tarafından modelleniyor. Çocukların ne olmasını istiyorlarsa öyle bir yaşam sergileyecektir. Bilesinler. Son söz bana aittir, onunla paylaşalım. Çocuğum adamdır, adam. Adam olan çocuğu adam edeceğim diye boşu boşuna uğraşma, adam gibi davran, gerisine karışma.